Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. En son Osmanlı Devleti ve Selçuklulardaki toprak yönetiminin nasıl olduğunu gördük. Şimdi de yeni bir konu başlığımız var. Devletler nasıl gelişir? En son burada kalmıştık. Hemen kısa bir tekrar edip dersimize devam edeceğim. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar pek çok devlet kurulmuş, yıkılmış ve Türk tarihinde isimlerini duyurmuştur arkadaşlar. Ve bunlardan bazıları küçük çaplı şehir devletleri iken bazıları çok büyük imparatorluklar şeklinde varlıklarını sürdürmüşlerdir arkadaşlar. Devletler adeta bir canlı gibi doğduktan sonra belli bir müddet sonra mutlaka gelişmeye başlıyorlar ve daha sonra da yok olma sürecine giriyorlar arkadaşlar. Bu gelişmelerin temelinde ekonomi yatıyor tabii ki de. Bir devlet ekonomisi ne kadar güçlüyse o derece hızlı bir gelişim süreci içerisine girmektedir. Devletlerin gelişmesinde ekonomilerinin güçlü olmasının en önemli etken olarak kabul ediyoruz. Ekonomi devletlerin gelişmesindeki en önemli etken olarak ne yapıyormuşuz? Kabul ediyormuşuz arkadaşlar. Ekonomilerinin temelini üretim ve tüketim unsurları oluşturuyor. Bu devletlerin ekonominin temelini üretim ve tüketim unsurları oluşturuyor. Tüketim ve üretim unsurları arasında bir etkileşim vardır. Tabii ki de vardır arkadaşlar. Ne kadar çok tüketim varsa o kadar çok üretim olmak zorundadır bir ülkede. Bu etkileşim bir ekonomik faaliyet olan ticaret sektörünü ortaya çıkarıyor. Ticaret malların, hizmetlerin ve ham maddelerin alışı ve satışına yönelik olan bir faaliyettir arkadaşlar. Biz çeşitli ticari malları alırız, satarız. Belli bir para karşılığında ya da takas yöntemiyle ne yaparız? Böyle bir ekonomik faaliyet sürdürürüz arkadaşlar zaman içerisinde. Evet, üretim genel olarak iki amaçla yapılır. Birincisi, kişinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için. Arkadaşlar, bu durumda hiçbir ticari amaç yoktur. Kişi sadece kendi ihtiyaçlarını ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapar? Üretim yapar. Tarladan veya bahçeden elde edilen ürün üreten kişiler tarafından tüketilir. Yani direkt üretim yapılır ve üreten kişi tarafından tüketilir arkadaşlar. Bu nedenle üretim miktarı ancak ihtiyacı karşılayacak kadardır. Yani kişi ne yapar? Ürettiği kadarını tüketir. Tüketeceği kadar da üretir arkadaşlar. Bunun dışında satmak amacıyla asla ürün üretmez. Kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunun dışında bir üretim söz konusu değildir sevgili arkadaşlarım. Gelişmemiş ülkelerde üretim faaliyetlerinin önemli bir bölümü bu şekildedir. Neden gelişmemiş ülkelerde? Çünkü gelişmemiş ülkelerde arkadaşlar, gelişmemiş ülkelerde ne vardır arkadaşlar? Ticaret sektörü, ticaret ve sanayi sektörü zayıftır. O yüzden arkadaşlar insanlar genellikle sadece kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunun dışında bir ticari faaliyet göstermezler üretim konusunda. İki türlü üretim var demiştik. Birincisini söyledik. Şimdi bir diğer üretim şeklimize geçtik arkadaşlar. Bu pazar için üretim. Pazar için üretimdir. İlk söylediğim ihtiyaçları karşılamak, insanın kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı üretimin tam zıttıdır arkadaşlar. Bu tarz üretimden sağlanan ürün pazar yerinde satılarak kazanç sağlanır ve toplum geliştikçe pazar için üretim kavramı ortaya çıkar. İşin içine ne girdi? Pazarla birlikte ticaret girdi arkadaşlar. Ticaretle birlikte para girdi. Ailenin ihtiyacını karşılama olayını açtık biraz artık. Bu şekilde tarladan elde edilen ürünün veya aletlerle meydana getirilen malın pazarlanması ticaret sayesindedir. Biraz önce söylediğim gibi. Evet. Günümüzde dünya ekonomisinin temelini ticaret faaliyetine dayandırıyoruz arkadaşlar. Artık ekonomimizde ticaret o kadar önemli bir yer haline geldi ki ticaret olmadan olmaz
durumundayız şu anda. Ve bu durum tarihin geçmiş dönemlerinde de aynıymış arkadaşlar. Geçmişten bugüne ticaret önemini korumuş yani. Tarihte deniz ticaret yollarının bulunması ve denizciliğin gelişmesinde tek etkili faktör ticarettir. İnsanların bir şeyleri birbirleriyle alışveriş etme ihtiyacındanmış arkadaşlar. Günümüzün gelişmiş kara ulaşım araçları, hızlı trenler, dev kargo uçakları, ticaret sektörü tarafından ayakta tutulmaktadır arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz. Ticaretin gelişmesine etken olan ulaşım araçlarını. Evet, tarihte birçok devlet arkadaşlar gelişebilmek için, varlığını sürdürebilmek için çok önemli ticaret yollarını ele geçirmek istiyorlar. Ve bu ticaret yolları ellerinde bulunduğu süreç içerisinde kendi güçlerinin, kendi varlıklarının devam edeceği inancına sahiptirler ki öyledir de arkadaşlar. Ekonomi devletlerin en temel yapı taşıdır o dönemde. Hala günümüzde de aynı şekildedir. Geçmişten günümüze demiş, dünya ticaretinde önemli kazanan başlı ticaret yollarımız. Kral yolu, İpek yolu ve baharat yolu. Bu üç yol arkadaşlar, bu üç yol üzerinde ülkeler ticari faaliyetlerini sürdürmüş ve de ticaret faaliyetlerini sürdürmüş ve de ülkeler arası etkileşimde bulunmuşlar arkadaşlar. Nasıl etkileşimler? Dini, kültürel ve sanatsal etkileşimler. O yüzden bu ticaret yolları insanlık tarihi açısından çok çok önemlidir arkadaşlar. Önemini unutmayalım hiçbirimiz. O yüzden ve geldik bu önemli ticaret yollarını tanımaya. İlk olarak arkadaşlar kral yolundan başlıyoruz. Bakalım kral yolu ne kadar önemliymiş bizim için. Tarihte bilinen ilk karayolunu Lidyalılar inşa etmiş. Lidyalılar uygarlığını biliyorsunuz. Lidyalılar inşa etmiştir. Kral yolu olarak bilinen bu yolun yapımını M.Ö. 5. yüzyılda Lidya kralı Gides başlatmıştır arkadaşlar. Lidya kralı yine başlatıyor. Lidyalılar ilk olarak kurduğu için. Anadolu'nun batısında Sardes şehrinden başlayarak arkadaşlar Mezopotamya'ya kadar uzanan yolun yapılmasıyla Doğu-Batı kültürleri arasındaki etkileşim ne yapmış? Artmış. Aynı zamanda ticaret etkileşimleri de, ticaret faaliyetleri de ne yapmıştır sevgili arkadaşlarım? Bu doğrultuda artış göstermiştir. Artma eğiliminde olmuştur. Evet, bir diğer önemli yolumuz hangi yolumuz? İpek yolumuz tabii ki de. Kral yolundan sonra gelen önemli ticaret yollarımızdan bir tanesi. İpek endüstrisi eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuş arkadaşlar. Uzak doğudan gelen ipek ve baharatlar Batı dünyası için uluslararası ilişkilerde çok ama çok önemli bir rol oynuyor. İpek ayrıca Doğu kültürünün Batı kültürü tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Yani neye sebep olmuş arkadaşlar? Bir etkileşime. Nasıl bir etkileşim? Kültürel bir etkileşim. O yüzden tarihte önemli yollarımızdan bir tanesi İpek yolu hakikaten. Evet, bir diğer yolumuz. Baharat yolu sevgili arkadaşlarım. Üç tane yol saymıştık. Ticarette önemli bir yeri olan geçmişten günümüze kadar birçok devletin ticari faaliyetlerine öncülük eden yollar. İpek yolu, baharat yolu, kral yolu dedik. Şimdi baharat yolunu açıklayacağız arkadaşlar. Eski çağlarda Asya ekonomisinde arz ve talep açısından en gözde ithal veya ihraç mallarından birisini baharatlarımız oluşturuyormuş arkadaşlar. Bunlar hangileri? Karabiber, kimyon, nane, kekik, tarçın, kakule, zencefil, zerdeçal, kenevir, karanfil gibi daha çok sayabileceğimiz birçok baharatımız var arkadaşlar. Ve bu çok sayıdaki kokulu bitkinin tohum veya köklerinden elde edilen baharatlar yemeklerimizde
koku yapımında, tören tütsülerinde ve ilaç yapımında o kadar önemli bir yere sahiptir ki arkadaşlar, en ünlü baharat ihracatçısı ülkelerimiz ise Hindistan'dır, İran'dır, Çin'dir arkadaşlar. Hindistan, İran ve Çin. Bu üç ülke baharat üretimi konusunda önde gelen ülkelerimizden üç tanesiymiş arkadaşlar. Baharat günümüzden binlerce yıl önce Doğu ülkelerinde kullanılmaktaydı. Orta Çağ Avrupa'sında soyluların sofralarına da girince arkadaşlar baharatlar çok önemli bir ticaret ürünü haline gelmeye başladı. Yani ne olmuş? Önce Doğu ülkelerinde kullanılıyormuş. Daha sonra Avrupalı soyluların sofrasına da geldikten sonra çok önemli bir ticaret ürünü haline gelmiş. Ve pahalı olması nedeniyle de ancak ve ancak varlıklı kimselerin satın alabileceği bir ürün haline gelmiş baharatlarımız. Sebebi neymiş? Pahalı olmasıymış. Evet, kol gücünden makine gücüne geçiş arkadaşlar. Yeni bir konu başlığımız. İsminden de anlaşılacağı gibi makineli üretime geçişin nasıl olduğunu ve ne gibi sonuçlara sebep olduğunu öğreneceğimiz bir konu başlığındayız şimdi. Evet, günümüzde yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarımız olan ürünlerin hemen hepsinin üretimi makine gücüyle yapılır. Yani biz kumaşlarımızı da, ipliklerimizi de, kumaş ve ipliğin birleştiği o dikim işlemini de hepsini arkadaşlar makineler sayesinde ne yaparız? Gerçekleştiririz. Ürünlerin çeşitli teknolojilerle insan ve hayvan gücüne ihtiyaç duyulmadan üretilmesi zaman ve kalite bakımından da oldukça nedir arkadaşlar? Önemli bir gelişmedir. Halbuki demiş 18. yüzyıla kadar insanların ihtiyaçlarını üretimde daha çok kas ve hayvan gücünü kullanmışlardır. Tarlalar insanlar tarafından sürülmüştür arkadaşlar. Şimdi ise yerini makineler almıştır. Bu da konuyla alakalı ufak bir örnekti. Özellikle de demiş, son olarak söylüyorum, iplik bükümü ve dokumacılıkta el emeğimin payı eskiden çok büyükmüş. Tabii ki şimdi bunların yerinde arkadaşlar insanların yaptığı işi daha hızlı, daha verimli bir şekilde yapan makineler yapmaktadır. 18. yüzyılda özellikle İngiltere'de altını çiziyorum. İnsan gücüne dayalı basit dokuma tezgahlarına dayalı üretim faaliyetleri çok yaygınlaşmış. 1733 yılında da John Jay adlı İngiliz mucidin dokuma işini makineleştirmesiyle birlikte kas gücünün yerini ne gücü almış arkadaşlar? Makine gücü almıştır. Böylece sanayi inkılabı da başlamış olmuş. Şimdi sanayi inkılabı nasıl başlamış diye bir soru karşımıza geldiğinde o zaman ne diyoruz? Kas gücünün yerini makinelerin aldığı makineleşme olayı başladığında sanayi inkılabı da başladı diyebiliyoruz arkadaşlar. Mekanik dokuma tezgahları hem üretimin artmasını hem de kalitenin yükselmesinin sonucunu veriyor bizlere. Yani insanların yaptığı üretimden hem daha kaliteli hem de daha hızlı bir üretim meydana geliyor. Makine yapmak için demire ve demirin işlenmesine daha ileri yöntemlere ihtiyaç duyuluyor. Böylece demir üretiminin artmasına çalışılıyor arkadaşlar. Yani makinelerin ham maddesi olduğu için demir üretimine hız kazandırılmak isteniyor arkadaşlar. Çelik yapımında ise yeni metodlar bulunuyor ve çeliğin kullanım alanları da artık ne yapıyor? Günden güne genişlemiş oluyor arkadaşlar. Evet, bu bulunan makinelerin arkadaşlar daha verimli ve daha hızlı çalışması için yüksek güce duyulan ihtiyaç buharın makinelere uygulanması ile çözüme ulaştırıldı. Yani makineler zaten vardı. İnsanların çok ufak güçlerle çalıştırabildikleri makineler vardı. Fakat zamanla bunların da hızlı olması istendi. Bu neyle gerçekleşti? Buharla gerçekleşti.
buhar gücüyle gerçekleşti arkadaşlar. Ve daha büyük ve daha çok sayıda iplik dokuma makineleri hizmete girmiş. Neyle birlikte? Buhar gücünün bulunmasıyla birlikte, buhar gücünün makinelere uyarlanmasıyla birlikte arkadaşlar. Ve her tarafta imalathaneler ve fabrikalar kuruldu. Böylece sanayi sektörü doğmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli sanayide ve makineleşme olayında sürekli bir ilerleme kaydetmiş insanoğlu tarih boyunca. Sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla fabrikaların çoğalması, hızlı üretim gibi olumlu sonuçların yanında sosyal açıdan olumsuz bir takım sonuçlar da ortaya çıkarmıştır arkadaşlar. Bu olumsuz sonuçlar, işveren sermaye sahipleriyle çalışan kesim arasında gelir farkının büyümesi, işveren yani müdürlerle çalışanlar yani işçiler arasındaki gelir farkının çığ gibi büyümesi arkadaşlar. Tekniğin tarıma uygulanmasıyla çok sayıda çiftçinin işsiz kalması. Yani çiftçinin yapacağı işi kimin yapmış olması? Makinelerin yapmış olması. Çiftçilerin işsiz kalmasına sebep olmuş arkadaşlar. Bunların sanayi kesiminde çalışmaya başlamasıyla ücretler düşük seviyelerde olmuş ve bunlar da sanayinin getirmiş olduğu olumlu sonuçlarının yanında olumsuz olan sonuçlar diyebiliriz arkadaşlar. Nasıl sonuçlarmış? Olumsuz olan sonuçlarmış. Evet, kadınların ve küçük çocukların ucuza ve uzun süreli çalıştırılmalarına genel bir hoşnutsuzluk ortaya çıkıyor. Kadınlar ve çocuklar hem uzun süre hem de düşük maaşlarla çalıştırılmaya başlanmış. Sanayi inkılabı sonucunda işçi sınıfı bilinçlendirilmeye başlanıyor arkadaşlar ve toplumların hemen hepsinde en kalabalık sınıfını oluşturuyor işçi toplumu. İşçi sınıfı yoğunluğuna karşın ekonomik ve siyasal haklardan mahrum kalıyor. Yani işçi sınıfının hakları çok az oluyor arkadaşlar. Hiçbir sosyal ve siyasal hak tanınmıyor bu kişilere. Ücretler düşük, yaşama ve çalışma koşulları da o döneme göre çok çok kötüymüş arkadaşlar. İşçiler için konuşuyorum. Ve olumsuzluklara devam ediyoruz işçiler açısından. Çalışma saatleri çok uzun. Fabrikalar havasız ve her türlü sağlık koşullarından uzak. Siyasal açıdan oy hakları yok. İşçilerin oy kullanma hakkı yokmuş arkadaşlar o dönemde. Sanayileşmeye bağlı olarak gelir seviyesinin yükselmesi, tüketici kitlenin genişlemesi sonucunu veriyor. Büyük firmalar ve bankalar faaliyete geçiyor arkadaşlar. Ulaşım imkanları artıyor. Okyanuslar açılabilecek yüksek kapasiteli gemiler inşa ediliyor ve demir yolları yapımına da ne yapılıyor? Hız veriliyor sevgili arkadaşlarım. Ve geldik yepyeni bir konu başlığımıza. Hiç bitmeyen destek. Düşünüyoruz bu hiç bitmeyen destek konu başlığı altında ne gibi konular işleyebiliriz acaba? Ufak ufak aklınıza bir şeyler geliyordur muhakkak. Şimdi başlayalım konumuza. Tarih boyunca İslam devletlerinde devletin yetişemediği alanlarda toplumda sosyal yapıyı sağlamlaştırmada, sosyal denge ve adaleti korumada vakıflar devreye giriyor arkadaşlar. Vakıflar çok çok önemli. Hiç bitmeyen destekten kastımız da genelde bu vakıflar arkadaşlar kastettiğimiz olay. İslam tarihinin hiçbir döneminde vakıf müessesesi ihmal edilmemiş. İhmal edilmemiş ve bu müesseselerin önemi artarak devam etmiştir arkadaşlar. Hemen hemen her alanda vakıf yaptırılıp insanlar için insanlık yararına kullanılmıştır sevgili arkadaşlarım. Halkın ödemekte güçlük çektiği vergileri ödemek için 1795 yılında İstanbul'da kurulan Abdullah Ağa Vakfı, İstanbul'da borcundan dolayı hapse düşenlerin tahliyesi için harcama yapan Mustafa Ağa Vakfı ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yeni Cami civarında bulunan leyleklerin beslenmesi amaçlarından biri olan Mürselli İbrahim Ağa Vakfı, tarihteki ilginç vakıflardan
birkaç örneğimizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinin bir amacı var. İnsanlık için uğraşıyorlar ve zor durumda olan insanları ya da hayvanları beslemek ve onların durumlarını düzeltmek amacıyla, yardım amacıyla kurulan vakıflardan bazılarıymış. Evet, Osmanlılarda vakıf sistemi. Osmanlılarda vakıf sisteminin nasıl olduğunu görelim şimdi de. Osmanlılarda ilk vakıf müessesesi Orhan Gazi döneminde meydana kurulmuştur. Ve Orhan Gazi'den başlayarak Osmanlı padişahları, sultanları, vezirleri, emirleri, halkın zenginleri pek çok vakıf kurmuşlar. Ve bu vakıflar sayesinde arkadaşlar toplumlar daha güzel bir geleceğe hazırlanmışlardır diyoruz. Ve Osmanlılardaki vakıf sisteminde kalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoşça kalın.